Merhaba. Sedat Peker yeni bir şey demedi. Demiyordu aslında. Peki neden etkili? Devletin kirli çamaşırlarını içeriden biri olarak teyit ediyor da ondan. Demirören'in Ziraat kredisiyle Doğan grubu medyasını alıp sonra krediyi iç ettiği bilgisi yeni değil. Baba Demirören'in cinayet ve çökme kaynaklı şaibeli serveti gibi. Onlarca yıl önce devlet raporlarına, yazı dizilerine kitaplara konu olmuş konular bunlar. Ve fakat kendi ifadesiyle özel yetiştirilmiş 30 yıllık devlet görevlisi Sedat Peker konunun altını çizince başka bir anlam kazanıyor tabi. Tıpkı Özel Harp Dairesi Başkanlarından Emekli Orgeneral Sabri 25 oğlunun 6-7 Eylül 1955 olayları için özel harp işiydi ve muhteşem bir örgütlenmeydi, amaca da ulaştı sözü gibi. İçeriden birinin çıkıp itiraf etmesi gerekiyor. Haliyle bunlar biliniyordu, ben söylemiştim, açıkladığı yeni bir şey yok dememeli. Değilse 7 yılı geçti, yaptığı haberlerden dolayı içeride tutulan Mehmet Baransu, 2013 yılında tefrika etmişti Demirören kepazeliğini. Hoş başına ne geldiyse bu ve benzeri dosyalardan geldi. Mahkemede suçlandığı konulardan değil. Bunun gibi imzalı haberlerini mahkemeye getiremediler. Zira ortalığa saçılsın istemediler. Misallendirmeye devam edelim. 17-25 Aralık dosyasının tepeden tırnağa sağlam bir yolsuzluk ve rüşvet dosyası olduğu biliniyor. Saray dal kavukları da reddetmiyor. Amaç yolsuzlukla mücadele değildi, bir komployla hükümeti devirmekti diyorlar. Saygın bildiğiniz çoğu yazar, kamuoyu araştırmacısı da halen aynı hikayeyi satıyor. Şahsi fikirlerini ustaca halk komployu gördü, AKP'ye destek verdi. Analizine yaslıyorlar. Maskenin ardındaki sırıtan yüz ifadeleri görülmüyor zannediyorlar. Peki 1725'in teyidi için dört bakan'dan biri olan Erdoğan Bayraktar'ın çıkıp benim dosyamda ne varsa hem tapeler doğrudur, hem teknik takip doğrudur, hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur demesinin ne önemi vardı? Önemliydi çünkü içeriden biri olarak olan biteni onaylıyordu. Aslında bunu daha o günlerde istifasını açıklamak üzere bağlandığı NTV canlı yayınında yapmıştı da kimse görmek istememişti. Sedat Peker'in kimi olayları gerek aktörü gerek tanığı gerekse bilgi ve belgesine sahip biri olarak hikayelendirmesi mühimdir. Peker'in bunu hangi niyetle yaptığının önemi yoktur. Büyük tarihi gerçekler bu tür kapışmalarda ortaya çıkar. Ben yani şahsın. Peki Peker'in tedavi reçetesi AKP'yi bitirir mi? Bitirmezse kapışma savaşa döner. Ne yazmıştı 4 Haziran'da? Seçim kazanıldığında şu veya bu sebeple eğer ki iktidarı terk etmek istemeyen kişiler olursa, duyumlarım olacağı yönünde o zaman şartlar değişmeli. Sonu her ne olursa olsun hakkınızı alana kadar evinize asla girmeyin. Sonu ne olursa olsun. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz. Şu son hafta polis nezaretindeyken dövdürdüğü milletvekiliyle ülkeye iade vesilesi olmasın diye helalleşen bir suç örgütü lideridir Sedat Peker. Onun namuslu dediği namuslu olmaz. Numan Kurtulmuş, Nedim Şener ve böyle takdis ettiği her kim varsa haram yemiş yememiş ölçü değildir. Peker'i bilmem ama asıl bunlar binlerce rejim kurbanının kanlarında duş almışlardır.